Sevgili Hürriyet TV Anladım. izleyicileri, bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları konuşacağız. Daha doğrusu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını ve bunun akabinde ortaya çıkan gerilimi konuşacağız. Emekli Tuğgeneral Ali Demir bugün konuğumuz. Kendisi bölgeyi yakından bilen bir isim. Zira yaklaşık 2 yıldır Bakü'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde İçişleri Bakanlığı müşaviri olarak görev yapıyordu. Dolayısıyla bölgeyi, sahayı tarihi detaylarıyla ve bugünkü durumuyla gayet yakından bilen bir isim. Ağustos ayında kendisi emekli oldu. Dolayısıyla ayağının tozuyla kendisini yayına aldık diyebiliriz. Ali Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, iyi günler diliyorum Musa Bey. Şimdi Sayın Komutan, bu gerilim zaman zaman yıllardır, yaklaşık 30 yıldır devam ediyor. Ermenistan saldırıyor, sonra bir gerilim ortaya çıkıyor. Türkiye ve diğer taraflar araya giriyor ve yatışıyor. Öncelikle şunu sorayım size. Karabağ ve Dağlık Karabağ, daha doğrusu Dağlık Karabağ değil mi? Bu çatışmaların geçtiği bölge. Evet, Musa Bey, şimdi Karabağ, Kür ve Aras nehirleri arasındaki dağlık bölge ile ovalardan oluşan 18 bin kilometre karelik bir alan. Evet. Dağlık Karabağ bölgesi ise yapay olarak 17. yüzyıldan itibaren ortaya çıkartılmış olan bir problemli saha. Bunu Ruslar bölgedeki hegemonyalarını sürdürmek maksadıyla Ermenileri kullanmak suretiyle Dağlık Karabağ sorununu ortaya çıkardılar. Bu sorunu biz bu haliyle sanırım yaklaşık 30 yıllık geçmişi var. Ama daha da evveli 17. yüzyıla kadar giden bir geçmişi var diyorsunuz bu sorunu. Tabii ki 17. yüzyılın ortalarından itibaren Barsakonu bölgede Ermenistan ve İran topraklarını kontrol edebilmek için ve Hazar havzasına çıkış maksatlı stratejik öneme haiz bu bölgede ki 18 bin kilometre karelik alanın 4302 kilometre karelik kesimi olan Dağlık Karabağ içerisinde öz Azerbaycan toprağı suni sorunlarla Rus askeri birliklerinin desteğinde 1990'lı yıllardan itibaren adım adım Ermenileştirilmeye çalışıldı. Bölgedeki öz Azerbaycan Türkleri katliamlara maruz kaldı. 20 binin üzerinde Azerbaycan Türkü vatandaşımız Dağlık Karabağ özel bölgesinde katliama uğradı. 1 milyonun üzerindeki Azerbaycan Türkümüz de kendi ülkesinde göçmen durumuna düşündü. Bir şey soracağım burada bir şey sorayım. Yani Rusya için neden önemli bu konu? Rusya niye müdahil bu meseleye? Rusya niye karışıyor bu olaya? Birincisi, benim şahsi kanaatime göre Doğu Batı ulaşım hattında Azerbaycan'la Türkiye'nin direkt bir ulaşıma stratejik birlikteliğine engel olmak için bu bölge yapay olarak gündemde tutuluyor. Hazar Havzası'na çıkış bölgesi, İran bölgesini ve Orta Asya'yı kontrol edebilecek bir konum durumunda. Dağlık Karabağ özel bölgesi sorunu devam ettiği sürece Rus askeri varlığı Ermenistan'da konuşlanmakta. Şu anda ne kadar Rus askeri var Ermenistan'da? Ki, daha doğrusu şöyle arz edeyim. Açık kaynaktan elde ettiğimiz bilgiler, Ermenistan'da 2 askeri üssü bulunmakta. Buna ilaveten de Dağlık Karabağ bölgesi içerisinde Dağlık Karabağ ile, yani Ermenilerle birlikte bir karma oldu. Görev yapma. Dolayısıyla Rusya oradaki askeri kazanımlarını devam ettirme istek ve arzusunu. Peki Rusya bunun için ne kadar risk alabilir?
mesela bu en son saldırıya karşı Azerbaycan ordusu çok güçlü bir cevap verdi ve önemli ilerlemeler kaydetti. Mesela Rusya müdahale etmek, fiili müdahale etmek isteyebilir mi, edebilir mi? Şöyle arz edeyim. Azerbaycan taarruzlarına devam ederse ki edeceğini anlıyoruz. Azerbaycan açık kaynak bilgilerinde 22-23 Eylül 2020 tarihinde hemen geçtiğimiz hafta içerisinde Azerbaycan Milli Meclis Başkanımız Rusya'da Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov ve Rusya Duması Başkanı ile görüşmelerde bulundu. Orada Lavrov bu biraz önce belirttiğim Dağlık Karabağ özel bölgesinin mücadele alanı içerisindeki 7 tane reyon, ÖPÖS Azerbaycan toprağı olan reyonundan 5 tanesinin Azerbaycan'a geri verilmesi, bölgede barış gücü konuşlandırılması ve ortak bir nakliyat iletişim sistemi kurulması önerisinde bulundu. İyi niyetli bir öneri değil mi bu? İyi bir öneri değil mi? Aslında iyi niyetli gibi görülüyor. Biraz da bu sorunun 1989 işte ilk toprak kazanımı 91 yılından itibaren gelinen çözümsüzlük aşamasına bir çözüm sunma gibi görülüyor. Fakat bu teklif hayata geçirildiğinde barış gücü konuşlandırılması Rus askeri muhtemelen efendim Azerbaycan'ın bana göre temas hattı olan Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubatlı bölgelerinde Azerbaycan kahraman silahlı kuvvetlerimizin yaptığı taarruzlarla kurtarılan topraklarında Ermeniler ve Dağlık Karabağ özel bölgesi arasında Rus askeri barış gücü altında konuşlanma durumu gündeme gelecek. Bu sefer de Rusya, Azerbaycan'da hiç yokken bir kazanım elde etme durumu söz konusu olacaktır. Aynı şey ortak ulaştırma ve iletişim ağ projesi altında da söz konusu olabilir. Ya bunlar örtülü bazı amaçlara yönelik projeler diyorsunuz. Olabilir. İhtiyatla yaklaşılmasında fayda mütalaa ediyorum. Anladım. Şimdi bölgede bir de diğer önemli bir aktör var. Çok fazla meseleye müdahil görünmese de İran. İran bu meselenin, bu sorunun neresinde? İran'ın pozisyonu nedir bu mesele karşısında, bu sorun karşısında? Şimdi Musa Bey, bilindiği üzere İran bu Güney Azerbaycan tanımlamasından son derece rahatsız. Tebriz orada, bölgesi, Tebriz ve yukarısı. Evet. 40 milyon Azerbaycan Türk'ü efendim Azerbaycan'ın güneyinde, İran'ın kuzeyinde yaşamakta. Bunların işte o bölgedeki Azerbaycan Türklerimizin son derece bölgedeki gelişmelere karşı duyarlılıkları söz konusu. Zaman zaman futbol maçlarıyla da gündeme gelen böyle bir enerji var orada. Evet, Türkçe konuşmaktan, Türkçe iletişim kurmaktan tutup efendim bölgesel takımları desteklemek, pandemi süreci öncesinde yoğunluklu bir turizm hareketi gerçekleştirme türünde ekonomik, kültürel ve tarihsel bir bağ söz konusu. Oradaki Güney Azerbaycan denilen bölgede yaşayan Türk kardeşlerimizle Azerbaycanlı vatandaşlarımız arasında. İran şimdi bu gelişmelerden son derece rahatsız. Dolayısıyla İran mevcut statükonun devamı yönünde bir politika izlemekte. İşte efendim dün de tarafları sorunu barışçı yönde çözün ve tekrar müzakerelere başlayın anlamında şey yaptı, terkinde bulundu. Malum Dağlık Karabağ bölgesindeki işte Akdere, Hocalı, Hankendi, Şuşa, Hocabend illeri ve ona
mücavir 7 tane öz ve öz Azerbaycan ili rayonu işgal edildikten sonra 91 yılından bugüne kadar bu sorun çözülmedi. Barış Dolayısıyla Güney Azerbaycan'daki Tebriz bölgesindeki ve civarındaki Azerbaycan Türkleri de bölge her hareketlendiğinde hassas hale geliyorlar. Doğrudur. Yani öyle özetleyebiliriz. Dolayısıyla İran mevcut statükonu devam ettirecektir. Daha geçen hafta Azerbaycan açık kaynaktan okuduğum bir bilgi. Bu malum 12-14 Temmuz olayları Tovuz bölgesinde hudut hattında meydana gelen silahlı çatışmalarda bir tuğgeneralimiz, bir albayımız olmak üzere 11 kahraman Azerbaycan devletimizin askerlerimiz şehit olmuştu. O olayların akabinde Azerbaycan devletimiz sıkı tedbirler aldı. Gürcistan'la müzakereler yürütüldü. Gürcistan, Rusya'nın kendi toprakları üzerinden Ermenistan'a silah yardımı yapmasına karşı çıktı. Bunun üzerine Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, İran hava sahasını kullanarak silah yardımında bulundu. Azerbaycan açık kaynaklarında elde ettiği bilgiler. Ermenistan'a İran'ın silah yardımı yaptığı iddiaları da var. Yine gazetelerde, sosyal medyada hatta bazı fotoğraflar falan yayınlandı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani ihtimal dahilinde, yani Rusya'nın kendi hava sahasından oraya silah yardımına müsaade etme durumunu göz önüne aldığımızda ihtimal dahilinde olabilir. Yani o zaman İran bu meselenin Azerbaycan lehinde çözümlenmesini istemez. Zamana bırakılarak mevcut statükonun devam ettirilmesi, sorunun kalıcı hale gelmesini arzulayacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın Komutan, Azerbaycan Ermenistan'a göre hem nüfus olarak hem diğer ekonomik ticari büyüklük olarak gayet büyük bir ülke, birkaç kat büyük. Ordu bakımından da, askeri güç bakımından da bir karşılaştırma yapabilir misiniz? Azerbaycan ordusunun durumu nedir? Ermenistan ordusunun durumu nedir? Şimdi Azerbaycan ordumuz nitelik ve nicelik olarak Ermenistan ordusunun en az verileri analiz ettiğimizde 3-4 kat daha büyüklüğünde bir ordu. Zaten hani Ermenistan'ın nüfusu 2 milyon 900 bin, Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon üzerinde. Milli güç unsurlarında dikkate aldığımızda ve Azerbaycan'ın son yıllarda artan geliriyle birlikte savunma sanayi yatırımları göz önüne alındığında iki devletin adil ve eşit şartlarda muharebe etmesinde sonucun Azerbaycan lehine olacağı son derece açık. Azerbaycan devletimiz silahlı kuvvetlerine ve savunma sanayine 2019 yılında gayri safi yurt içi hasılasının %3.88'ini harcadı. 2020 yılı bütçesinde de %4.63'ünü aldı. Türkiye ile de çok sıkı bir işbirliği halinde değil mi? Savunma sanayi konusunda, ordunun eğitimi konusunda. Tabii ki. Türkiye ile malum Azerbaycan devletimizin imzalamış olduğu eğitim işbirliği anlaşması var. Bu 1991 yılından itibaren ülkeler imzalanmış ve ülkelerin parlamentolarında onaylanmıştır. Gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da personel eğitim verilmesinden daha öncesindeki lojistik ihtiyaçların karşılanmasına kadar Azerbaycan ordusunun emir komuta sistemi, teşkilat, malzeme kadrolarının Türkiye'ye benzer hale getirilmesiyle ilgili nitelik gelişimiyle konusunda çalışmalar devam etti bunlar. En son 12 Temmuz 2020 tarihindeki Tovuz bölgesindeki silahlı çatışma sonrasında malum Nahçıvan Özerk Bölgesi komutanımız ki Savunma Bakanı yardımcısıdır ve Hava Kuvvetleri komutanımız kendileri de Azerbaycan Savunma Bakanı yardımcısıdır. Türkiye'ye gelerek
Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayi Başkanımız ile görüşmelerde bulundular. Bu evet. görüşmeler neticesinde Savunma Sanayi Başkanımızın bizzat Twitter'dan yaptığı açıklama uyarınca işte SİHA'lardan tutun modern mühimmata kadar ve Azerbaycan ordusunun modernizasyonu konularında her türlü desteğe verilmesine hazır olundu. Sarih bir şekilde dünya kamuoyuna açıklandı. Peki bu işin sonu nereye varacak? Bu sorun nasıl çözülecek sizce? Şimdi Ermenistan sorunu müzakere yoluyla çözmekten yana bir tavır ve tutum içerisinde değil. Özellikle şunu arz edeyim. Bu olayların öncesindeki fotoğrafa baktığımızda Nikol Paşinyan, Ermenistan Başbakanı şu anda ülkesinin ekonomik darboğaz içerisinde. Pandemi yönetemedi. Efendim ülkesinde İçişleri Bakanı, Milli Tehlikesizlik Başkanı, Genelkurmay Başkanı bu olaylar öncesinde Haziran ayında istifa etti. Kendisi bizzat uçakla Afganistan'a silah, sigara, elmas kaçakçılığı yaptığı konusunda iddialara maruz kaldı. Ana muhalefet parti lideri tutuklandı. Kendisi sokak hareketleriyle başbakan olmuştu. Vaatleri vardı. Halkın refahını artıracağı, geçim düzeyini yükselteceği konusunda bunların hiçbirini yerine getiremedi ve Azerbaycan açık kaynaklarında elde ettiğimiz bilgilere göre bu Ermenistan Başbakanı'nın Temmuz ve Ağustos ayında ülkesini yönetmekte çok zorlanacak yönünde anketler mevcut olduğuydu. Şimdi iç kamuoyunda sıkıştı. Evet. Dikkatleri bir dış soruna çekmek için bunun çatışmaları yaratmaya başladı. Şöyle de bir iddia, şöyle de bir değerlendirme var Sayın Komutan. Sosyal medya diliyle söyleyecek olursam işte Paşinyan Amerikan güdümünde, Amerikan yanlısı, Putin bundan rahatsız. Dolayısıyla biraz da bunun şeyi var. Kışkırtması var. Burada bu dengeyi tekrar sağlamak için işte Putin'in veyahut da Rus tarafının bir kışkırtması var şeklinde bir değerlendirme de var. Şimdi açık kaynağa yansıyan bilgilere göre evet. Paşinyan iktidara geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ile görüşüyor. Kendisi Los Angeles'taki Ermeni lobisinden ekonomik kaynak sağlamak için girişimleri söz konusu. Kendisi evet bir ABD'ye daha yakın gibi görüntü adı altında iktidara gelerek mevcut statükosunu devam ettirmek istedi. Daha sonra da Dağlık Karabağ klanını etkisiz hale getirmek için. Dağlık Karabağ klanı ne demek? Rusya'nın kontrolündeki Dağlık Karabağ bölgesindeki yönetim. Hı. Yani dünyaca tanınmıyor bu. Oraya kendine yakın kişilerin seçilmesini istiyor. Nisan ayında bir seçim yaptılar. O bölgede pandemi sürecinde sözde Dağlık Karabağ'ın işte yönetimi var. Bu yönetimi etkisiz hale getirmek istiyor. Bir de 5 Ağustos 2019 tarihinde Hankendi'de Paşinyan bir çıkış yaptı. Orada dedi ki Karabağ Ermenistan'dır. Bu Rusya'nın da görüşüne aykırı. Dağlık Karabağ özel bir bölge oldu Paşinyan'a kadar ve Rusya tarafından tez olarak savunmakta iken Dağlık Karabağ Ermenistan'dır demek matsür yani birleşme, entegrasyon, işgal anlamına geldi. İkinci tezat konusu bu oldu. Üçüncüsü de efendim Putin'in bazı isteklerini yerine getirmediği yönünde açık kaynakta bilgiler var. Eski Cumhurbaşkanı'nın içeride tuttuğu Cumhurbaşkanı'na Putin'in 2 defa doğum günü tebrik kartı gönderdiği konusu var. İçeride tuttuğu dediğimiz hapisteyken. Evet, evet hapisteyken. Dolayısıyla Rusya'nın
bölgeyle ilgili stratejik planlamalarına aykırı hareket etmesi söz konusu. Benim değerlendirmeme göre de 22-23 Eylül'de Lavrov tarafından gündeme getirilen 5 rayonun geri teslim edilmesi konusu da Paşinyan'ın görüş ve savunmalarına aykırı olacak şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla yine stratejik satranç tahtasında yine stratejik hamleler olarak okuyabiliriz bu karşılıklı adımları. Aynen belirttiğiniz gibi. Yani bir açıklama yapılıyor. 2-3 hamle sonra ne olacak? Ona bakmak peki gerekiyor. Komutanım, son bir soru sorayım. Türkiye 1974'te Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerini korumak için yaptığı gibi eğer Azerbaycan'a yönelik bu saldırılar, bu haksızlık, bu kusursuzluk devam ederse bir gece ansızın müdahale edebilir mi sürece? Malum şu anda Azerbaycan Devleti'niz meclisinden savaş ve seferberlik durumu ilanı ile ilgili kararları aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de ilgili serancamları imzalayarak yürürlüğe koydu. Türkiye bir millet, iki devlet anlayışı ve 1974 yılında Kıbrıs Türklerinin soykırıma uğramasını, projesinin rafa kaldırılmasında olduğu gibi ilgili makamların karar alması halinde, ki bunlar meclislerdir, devlet başkanlarımızdır, Azerbaycan Türklerimize ve Azerbaycan devletimize olan desteği geçmişte olduğu gibi bugün ve önümüzdeki günlerde de verecektir. Ancak Ermenistan'ın en son yapmış olduğu saldırılara Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin nitelik ve nicelik üstünlüğüyle çok çok misliyle karşılık verdiği, şu an itibariyle 500'ün üzerinde Ermenistan askerinin hale getirildiği, efendim 24 tank, 15 hava savunma sistemi, 8 İHA, 8 top, 3 silah mühimmat deposunun tahrip edildiği bilgileri Azerbaycan açık kaynak bilgilerinde mevcuttur. Bugün de Savunma Bakanlığı basın Halkla İlişkiler Daire Başkanımızın yaptığı açıklamada Ermenistan tarafı Goranbayli bölgesinde iki köy bölgesine bir saldırıda bulunmuştur. Herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Bölgede alınan bilgiler Azerbaycan, kahraman Azerbaycan silahlı kuvvetlerimizin inisiyatifinde gelişmektedir. Bölgedeki işgal altındaki toprakların kurtarılması yönünde Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Tugay Komutanı düzeyindeki bir generalimizin açıklaması söz konusudur. Generalimiz de siyasi iradenin ve stratejik planlamaların doğrultusunda Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtarma azim ve kararlılığı içerisindedir. Beyanatında bulunmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi emekli Tuğgeneral Ali Demir ile konuştuk. Yeni konular ve yeni konuklarla sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin lütfen.